Evet, herkese merhaba sevgili dostlar, sevgili takipçiler, sevgili arkadaşlar. Ekranın görüntüsü nasıl bilmiyorum ama umarım net olarak algılayabiliyorsunuz. Evet, bugünkü gündemimiz, bugünkü konuşmamız böyle bir mutfak ortamından gerçekleşecek. Sizlerle tatlı tatlı sohbet edeceğiz. Ve yapmış olduğumuz, yapacağımız işle ilgili birlikte muhabbet edeceğiz. Evet, biz bugün böyle bir canlı yayın açma kararını neden aldık? Hemen buna değinelim. Ben biraz kendimden bahsedeyim. Uzun yıllar sporla uğraştım. Futbol hakemliği yaptım. Tabii bu süre spordan biraz uzaklaşınca ister istemez kiloyla karşı karşıya kaldık. Ve önce işte 67-72 bandında hakemlik yaptığımız dönemde hayatımızı idame ettirirken ciddi bir yayın amacındayız. Sevgili oğlum, bizi, takipçilerimizi üzmeyelim. Evet, 67 kilo bandında hayatımızı sürdürürken daha sonraki süreçte 80'ler, 90'lar, sonra üçhaneli rakamlar, maalesef askerlik döneminde bir 82 kilolara kadar düştük. Akabinde yine dengesiz beslenme, yine sporsuz bir hayat bizi bu noktaya getirdi. Şu an tabii üçhaneli rakamları idrak etmekteyiz, yak vadeleri. Bu sayıları gördüm. Şimdi amacım tekrardan özüme dönebilmek ve bir Kurban Bayramı'nın ikinci günü böyle bir karar aldım. Neden bu kararı aldım? Kilo benim fiziksel olarak bu kilo problemini yaşayan insanlardansınız. Nefsinize yeme içme noktasında hakim olamayan belki insanlarsınız ki ben öyleyim. Maalesef bu noktada çok yetersizim. Yetersiz kalıyorum. Ama önümüzdeki süreçte inşallah sizlerle beraber buradan canlı yayınlarla da tabii ne durumdayız? Bunu bilgilendireceğiz. Aşama aşama yaptığımız çalışmaların neticesi hakkında bilgi vereceğiz. Günlük canlı yayınlar yapacağız. Yapmış olduğumuz bu canlı yayınlarla haritamızdan biraz bahsedelim. Neden kilo vermek istediğimizden bahsedelim. Hemen buna değinelim. Kilo bizim handikap oluşturan bir etmen. Şimdi kilo vermemiz bizim için neler getirecek, ne başaracağız? Buna dikkat edeceğiz. Kilo verme gayemizden önce bahsedelim. Birinci önceliğimiz sağlıklı bir yaşam. Sağlıklı yaşamın bir paydaşı olmak istiyoruz. Yaş olarak 35 yaş üstüyüz, 37 yaşındayız. İlerleyen yıllarda maalesef aşırı yağlı yiyecekler ve bunların sonucunda oluşan kilolar bizim için hayatımızı giderek zora sokacak. Şimdi arkadaşlar, kilo verme serüvenimize başlarken ben birçok araştırma yaptım. Birçok noktada bilgi edinmeye çalıştım. İnsanlarla konuştum. Diyetisyenlere gittim. Makale okudum. Dergi okudum. Evet, doğru bildiğim yanlışlar olduğunu gördüm. Yanlış yaptığım şeyler olduğunu gördüm. Yazılan makalelerde bile çıkmaza düştüğüm, itlafa dönüşen hususları da gördüm. Ama ben uzun yıllardır takip ettiğim bir su diyeti diye tabir edilen, tabii herkes tarafından kabul gören bir diyet biçimi olmayabilir. Ama sağlıklı yaşama dönebilme adına su diyetiyle ilgili birçok video izledim. Bunu 1-2 yıldır yapmıyorum. Uzun yıllardır kilo problemim olduğu için su diyetiyle ilgili birçok araştırma yaptığımı düşünüyorum. Özellikle konunun ortaya çıkmasını sağlayan, Allah rahmet eylesin, vefat ettiğini duydum. Aydin Salihi hanımefendinin Gerçek Tıp isimli kitabında da su diyeti ile ilgili, açlık oruçları ile ilgili bir takım makaleler demeyelim, yazılar mevcut, kitaplaştırılmış. Şimdi bunları gördükten sonra arkadaşlar ve sosyal medyadan işte bizler gibi kullanıcılar tarafından çekilmiş, atılmış videoları gördük, birkaç kez denedik. Netice aldığımız süreçler oldu ama istikrarı sağlayamadık. Ama bu sefer artık istikrar adına çok önemli bir hamlenin ilk aşamasındayız. İnşallah bunu ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Tabii burada bana en büyük desteği kimler verecek? Siz değerli takipçilerim verecek. Sizlerle birlikte
uzun bir yolculuğa çıkacağız ve bu yolculukta su diyeti yapacağız. Bugün ben bir prova oluşturuyorum. Nasıl yapacağımdan bahsedeyim sevgili arkadaşlar. Günde kendime minimum 2,5 litre ile 3 litre arasında bir limit oluşturdum. Bu da şu demek oluyor. Şu elimde görmüş olduğunuz, markada belirtiyoruz ama elimde görmüş olduğunuz bu su şişesinden 5 tanesini dolduracağım arkadaşlar. 5 tane içme suyu dolduracağım. Ve bunları en yakınımdaki yerlere koyacağım. Bu mutfak olabilir, oturma odası olabilir. Bu 5 tane su şişesini gün içerisinde bitireceğim arkadaşlar. Sadece su mu içeceğim? Evet, sadece su içeceğim. Peki başka hiçbir şey yapmayacağım mı? Elbette yapacağım. Ne yapacağım arkadaşlar? Bende oluşmuş bir kültür var. Bu kültür kahve kültürü. Maalesef kendim oluşturdum bunu. Yani doğruluğunu çok da fazla kendi içimde savunmuyorum. Ama kahveyle ben 5 ayda 45 kilo verdiğim dönemleri biliyorum. Şimdi kahveden yine destek alacağım. Kahvenin yine yardımıyla kilo verme noktasında bu serüvende kahveyi en yakın yol arkadaş olarak kendime seçeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 5 tane ya da 6 tane su şişesini dolduracağımızı söyledik. Sabah kalkarken arkadaşlar, evet zor olacak kabul ediyorum. Elma sirkesi. Elma sirkesini 1 ya da 2 kaşık arkadaşlar. Yarım litre suyun içerisine koyacağım. Yarım litre suyla birlikte elma sirkesini içeceğim arkadaşlar. Bunu yapacağım sabahleyin. Ve arkadaşlar 8'de, 8.30'da, 7.30, 9'da artık kaçta kalkıyorsam elma sirkesini içtikten sonra kendime minimum ikişer saatlik aralıklar belirleyeceğim arkadaşlar. 10'da kalktım, sabah sirkemi içtim. Saat 12. 12'de arkadaşlar suyumu içeceğim. Akabinde arkadaşlar saati 14 yaptım. 14'te arkadaşlar kendime bir kahve yapacağım. Sert olmayacak. Çok hafif. Yani çok az şeker. Ucundan böyle minnacık diye tabir edilen şekerler var ya. Mini minnacık şeker koyacağım kahvenin içerisine. Varlığı bile belli olmayacak arkadaşlar. Ama bunu niçin yapacağım? Şekerle olan birlikteliğimi bir anda kesip atmam söz konusu olmayabilir. Yavaş yavaş şekerle vedalaşacağım. Saat arkadaşlar 10, 12, 14'te kahvemi içtim arkadaşlar. Kendime bir güzellik yapacağım. Saat 15'te arkadaşlar yine suyumu içeceğim. Akabinde arkadaşlar 15'te suyumu içtikten sonra 2 saat sonra 17'de bir kez daha su içeceğim. Havanın elverişli olup olmadığını göz önünde bulundurarak arkadaşlar kulaklığımı takacağım. Ve size de bununla ilgili her gün rapor vereceğim. Sizleri de teşvik edeceğim. Kulaklığımı takacağım arkadaşlar. Ben eski dönemlerimde, eski dönemler demeyelim, geçmiş yıllarda 100 kilo üzerinde olduğumda bile jog atarak, abartısız söylüyorum, 6 kilometre, 8 kilometre jog atabilen bir bünyedeydim. Çok zorlandığım dönemler elbette oldu. Ama tabii bu istikrarı da tekrardan geçmişteki gibi günümüze taşıma adına başlangıçta yürüyüş yapacağım arkadaşlar. Biraz tempolu yürümeye çalışacağım. Sonra tempomu düşüreceğim. Ve ufak ufak yürüyüşlerimi arttıracağım. Zaman olarak arttıracağım. Ve bu su diyetinin esnasında benim daha hızlı yağ yakımıma olumlu katkı sağlayacak bir şekilde diyetimi sürdüreceğim. Peki arkadaşlar 21 gün mü diyet yapacağım? Hayır. Ne yapacağım arkadaşlar? 3 günlük bir su diyeti planlıyorum. Bu da yaklaşık 72 saate tekabül etmekte. 72 saat bir diyet ortaya koyacağım bünyemi alıştırabilme adına. Daha sonra arkadaşlar bir günlük bir dinlenme ya da maksimum 2 günlük bir dinlenme oluşturup tekrardan su diyetiyle yoluma devam edeceğim. Önce böyle bir bedenimi deneyeceğim arkadaşlar. Bedenimle ilgili iletişimimi sağlamaya çalışacağım. Akabinde arkadaşlar tabii 3 gün su diyeti yaptık. 2 gün dinlendik. 3 gün su diyeti yaptık. 2 gün dinlendik. Ve sporu da arasına yerleştirmeye çalıştık. Spordan kasıt 2 saatlik bir yürüyüş, 1,5 saatlik bir yürüyüş. Bunları yaptıktan sonra sevgili dostlar, kilo verimini sizlerle birlikte ortaya koyacağım. Sabahları tartılacağım. Bunu size belirteceğim. Sizlerden de tabii geri dönüşler alırsak sizlerin de ne durumda kilo verdiğinizi gözlemleyeceğiz. Bakalım. Allah'ın izniyle bir yola çıktık. Netice almak istiyoruz. Amacımız sağlıklı bir şekilde
vücudumuzu harap bitap düşürmeden, bedenimizi de alıştırarak bir kilo verimini sağlamak, sosyal yönümüzü ortaya çıkarmak ve maalesef bakın sizler de buna tanıksınız biliyorsunuz. Sağlık anlamında olumsuz etkiler ortaya koyuyor. Bunun dışında da insan dış görünüşüne maalesef demiyorum, insan dış görünüşüne önem vermek zorunda olan bir varlık. Bulunduğu çevresi açısından maalesef kilo bizim dış görünüşümüzü olumsuz oranda etkiliyor. Ha, bu bizim için çok önemli bir öncelik mi? Şahsım için birinci öncelik değil. Birinci öncelik sağlık anlamında kendimi yeterli düzeye sağlamak arkadaşlar, yeterli düzeye getirmek. Yani birinci kattan beşinci kata inişlerde çıkışlarda iki defa üç defa hadi in çık kardeşim deseniz iki defa bile çıkamıyorum. Ama önceden arkadaşlar bunları çok rahat yapıyordum. Benim hayatımdan ne değişti? Sadece hayatımda şu değişti arkadaşlar. 42 kilogramlık üzerimde bir fazlalık var. Bu 42 kilogram un çuvalı olarak hesaplasak 50 kiloluk olur genelde. Un çuvalları 50 kiloluk bir ağırlığa tekabül ediyor. Kömür torbası olarak desek 2 torba kömüre tekabül ediyor arkadaşlar. Yağ tenekesi olarak desek 8 teneke yağ yapıyor arkadaşlar 5'er litreden. Düşünün ben bütün bunları üzerimde taşıyorum. Artı giydiğiniz kıyafetlerin bedenleri large ya da medium olması gerekirken ya da small olması gerekirken biz 3x large 4x large'a kadar kıyafetler bulmak ve giymek zorunda oluyoruz. Zaten bu kıyafetler de sizin çoğu insanın görsel anlamda üzerine yakışmıyor muhtemelen. Tabii genelleme yapmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama kendim için söyleyeyim giydiğimiz kıyafetler çok fazla üzerimize yakışmıyor. Pantolonlarımızda sürekli deforme olma durumu söz konusu oluyor. Toplumda insanların bize bakış açısı vesaire. Bunlar olumsuzluklarından bir tanesi arkadaşlar. Maalesef toplumun bakış açısı da çok olumlu değil. Genel hatlarıyla insanların bakış açısı çok olumlu değil kilolu insanlara karşı. Tabii herkes aynı değil ama maalesef yani tabii olumsuz olanları da ön plana çıkarma adına bunu söylemiyorum. Ben yıllardır bunun böyle olduğunu kendi çevremdeki insanlar için söyleyebilirim. Ha, sizlerin çevresinde duyarlı, sağduyulu insanlar elbette vardır. Onlar hoşgörü sahibi insanlar olabilir. Ama benim çevremde maalesef bu denli insan sayısı çok az. Tabii herkes aynı değil ama bu denli insan sayısı çok az. Evet, kendimizden bahsettik. Serüvenimizden bahsettik. Çıkış amacımızı söyledik. Ne yapacağımızı söyledik arkadaşlar. Bakalım neticelerimizi sizlerle paylaşacağız. Birçok kez diyetisyenden destek alan bir ismim. Maddi olarak da birçok kez kayba uğradım bu anlamda. Her şeyin bir bedeli olduğu gibi evet o insanların da çalışmaları neticesinde hak ettikleri bir bedel var. Helali hoş olsun bugüne kadar ödediğimiz diyetisyenlere ücret. Kamu hastanelerine de gittik ama hep aynı neticeyle karşılaşıyoruz. O insanların başarısızlıkları değil, bu bizim başarısızlığımız. Her şeyin aslında ilk olarak şu görmüş olduğunuz beyinde, kafada bitmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu başarabilirsek arkadaşlar, eminim ki sizler de birlikte güzel neticeler elde edeceğiz. Ve bu neticeleri de sosyal hayatımızdaki değişimleri gözlemleyerek, bu değişimlerle, yenileşimler, etkileşimleri gözlemleyerek bu yaşamış olduğumuz değişimin bize ne kadar güzel katkı sağladığını göreceğiz. Evet, size İç Anadolu'nun şirin bir ilçesinden sesleniyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik canlı yayınımı burada sonlandıracağım. Yayının hazırlanmasında bana katkı sağlayan asistanım diyebileceğim sevgili oğlumla birlikte sizlere canlı yayınımızı aktardık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Tabii hemen şunu söyleyeceğim yayını sonlandırmadan önce. Yarın sabah arkadaşlar bugün prova yaptığımı söyledim. Yarın sabah sizlerle güncel kilomu ve 6 tane su tek tek masaya dizeceğim arkadaşlar. 5 ya da 6. Bunları paylaşacağım. Yayını sonlandırmadan önce son kez suyumu içiyorum. Bakın 3 yudum aldım. Ben bunda bile bir özel bir durumun olduğunu düşünüyorum. Bakın bunu bilmiyorum. Ama özel bir durumun olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Herkesin dediği gibi ben de söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın diyeceğim tabii ama kafanıza göre takılın sorun değil. Amaç daha fazla insana katkı sağlayabilmek. Bilinçli bir şekilde bunu ortaya
ortaya koyabilmeyi sağlayabilmek. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Esen kalın.